Ya derler sapı zor güzellerde vefa. Aldanma ki şair sözü elbet yalandır. Hoş geldin usta. Sabahlar getirdin. Hoş bulduk. Huzuruyla yaşadın. Yüzü çizdin mi? Allah'ım. Hayır olsun. Buyurun. Bizde tahta vardır elbet. Azık kadar adama çırakı öğretmeyeceksin. Kazık kadar çırağa adamlık öğret yeter bana. Ha bir de bir bak gözü gönlü var mı? Bizim işte ustalığı olmasa da ustadan anlasın, taştan anlasın, emekten anlasın. Buraya kadar gelmişsin ustam. Elimizden geleni yaparız elbet. Yanlış anlama. Ben buraya emri vaki yapmaya gelmedim. Aksine uygunluğunu sormaya geldim. Dersen ki bana zor olur. Başım üstüne. Peki. Bu taş bu kapıdan girecek kadar değerli mi? Ben kendimce sınav edeceğim. Geçerse gelir buraya. Sen de bir bak bakarsın. Der dersen ki özünde cevher var. Oturup konuşurum. İşlerin neresine koyacağımızı düşünürüz. Gelsin bakalım. Ben biliyorum. Fısatçı. Nur yapacak tarafını anlayacak. Kurulu yapınca. Annemi arayamazsın. Düşürdüm annemi. Annem telefonu yok. Ablam aradım da İstersen bunu arayabilirim senin için. Ne zaman geldiğinde dükkan geçersin. Yok yok. Hiç gerek yok gerçekten. Unutmuştur bir yerlerde telefonunu ablam. Hem mesaj attım ben ona. Görünce döner. Okey. Hep ben pislikleşiyorsun ya. Hep ben. Ben de ciddi ciddi teşekkür ettiğini falan düşünüyorum. Yaşayacak mısın şimdi? Yok. Hayatını kurtarmışsın. Nasıl yersin? İyi yapacaksın. Hemen yüzüme. Ben de inceledim yazışmaları. Bir terslik yok. Fuat iyi iş çıkarmış. Aslında marka değerimizin onlar da farkındaydılar. O yüzden de elimiz güçlüydü. Yani sizin de izniniz olursa birkaç aya kalmaz. Yol sesini ağzımıza açarız. Hesabı ki tabi bunu yapmışsınız. Ama... Yaksından sonra bir yanıma
Çıktı bir kere. Şimdi durduk yere laf etmesin. Bak zaten ben yaptım. Bari sen de götürüver ha. Niye getiremedin lan o gün kahveyi ha? Niye getiremedin? Lan bir namusumuza laf edilmemişti. Sayede o da oldu. You kiss the way you run.